Efendim merhabalar, yepyeni bir programla karşınızdayız. Yanımda değerli editörümüz, değerli hocamız Ergenekon Savrum var. Hocam merhabalar, nasılsınız? Hoş teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim Barış Hocam, hoş bulduk. İyiyiz, iyi diyelim ama malumunuz İzmir'deki depremde hepimiz üzüldük. Evet. Programımıza başlamadan önce ben kayıplarımıza Tanrı'dan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Amin. Acil şifalar diliyorum. İnşallah bir an önce yaralarını sararlar. Tabii konu çok, başlık çok. Evet. Evet. Hocam istiyorsanız hemen başlayalım. Efendim biliyorsunuz gündemimiz oldukça yoğun. Gündemimiz dediğimiz kimin gündemi? Türkiye'nin gündemi. Evet. Bizlerin bugünlerde dikkatimizi en fazla vermemiz gereken alanın, tabii çok fazla coğrafya var ama önceliğimiz gördüğüm kadarıyla ve inandığım şekliyle Karabağ. Evet. Şimdi Karabağ söz konusu olduğunda tabii Kafkaslar tarihine bir giriş yapmamız gerekiyor. Evet. Bu noktada Azerbaycan Türklerinin yanında aslında Rusları da unutmak olmaz, İran'ı da unutmak olmaz. Tabii doğal olarak Ermenileri de unutmak olmaz, Ermenistan'ı unutmak olmaz. Hocam genel ara sorular soracağım ama sizin genel perspektifinizi bu konuda öncelikle takipçilerimize sunmak isterim. Yani günümüzde devam eden Kafkaslar meselesinin bu karmaşıklığının kökeni nereden başlar, nasıl başlar? Kafkaslar öncelikle tarihin hiçbir döneminde ne Rusların ne de İran'ın ya da Fars ırkının ana vatanı olmamıştır. Bu çok bunun ilginç. Altını, evet, bunun altını kırmızı kalemle çizelim. Bize söylenenin tam tersi. Tam tersi, tam tersi. Evet. Yani bugünkü Rus milletinin, Slavların işte en güçlü olanları, Rus milletinin esas ana yurdu Ukrayna ve üstü o çevresi. Hı hı. Bu malumunuz Kiev Kinezliği vardı. Daha sonra Moskova Kinezliğine döndü. 12. 13. yüzyıldan sonra bunlar güçlenmeye başladı. Tabii bu Rus Çarlığı şöyle bir avantajı vardı. Napolyon Savaşları'nda da hatırlayın. İkinci Dünya Savaşı'nda da bu iki büyük savaşta da büyük Napolyon orduları Waterloo'dan önce nerede yenildi? Yüz binlerce Fransız askeri Rusya'nın soğunda kırıldı. Evet. Aynı hatayı Adolf Hitler yaptı ve Stalin radyodan şunu anons ediyordu. Yoldaşlarım dayanın, kadim dostumuz kara kış, soğuk kış yardımımıza, imdadımıza geliyor dedi. Ki öyle de ki oldu. Ki öyle de oldu. Ve işte tren rayları biraz daha geniş Rusya'da, Avrupa'nın nazaran yardım da gitmedi. Alman askerlerini soğuk bitirdi ve hastalıklar bitirdi. Yoksa Rusya düşüyordu. Zaten evet. Rusya'dan kastımız bugün dünyanın en büyük coğrafyasına sahip ülke ama esas merkezi Ural Dağları ve çevresindeki işte Moskova, Petersburg şehirleri, sanayisi de orada. Diğer yerler zaten Türkistan coğrafyası, bizim ana yurdumuz. Sibirya, evet. Altay Dağları. Ve doğuda zaten bütün ilişkilerini Kazaklar üzerinden sürdürmüş. Evet. Rus, minik Rus boyları. Tabii. Vardı. Rus boyları da genel anlamıyla baktığımızda aslında İskandinavların yağmalarıyla alanda işte iz bıraktığı küçük kabilelerin, evet, biraz eğittiği kabilelerin, evet, işte biz Rusuz diye ortaya çıkmasıyla, evet, var oldu diyebilir miyiz? Siz ne dersiniz? Öyle öyle. Şöyle ki bir de Rus tarihine baktığınızda Golovkin diye bir tarihçileri var. Diyor ki Rusya yarı maymun yarı insandır diyor. Yani bunu Rus milletine kastımdan değil. Çok ilginç bir tabii tabir. Çok özür diliyorum. Bu Justin McCarthy'nin kitabında da bulabilirsiniz. Kaynak da verebilirim size. Şöyle yarı maymun yarı insan. Yani devlet olarak bunu sakın tekrar tekrar edeyim. Bir millete bir düşmanlığımız yok. Tabii bizim asla. Mutlaka. Yarı maymun diyor Avrupa'yı taklit ediyor. Özür dilerim. Evet, evet, yarı maymun yarı insan Avrupa'yı taklit ediyor. Ve düşmanlarına da canavarca bir tutum sergiliyor. Yani sirk maymunu gibi nereye çekerseniz oraya geliyor. Avrupa'da Avrupalı gibi davranıyor. Ancak düşmanları olarak gördükleri Türk milletine de tabii bu 18. 19. yüzyılda canavarca bir tutum sergiliyor diyor. Bunu kendi tarihçileri söylüyor. Evet. Ve çok ilginç, Rus tarihçilerde de şu vardır. Yenile yenile diyor, dayak yiye yiye, tabiri caizse Türklerden biz yenmeyi öğrendik. Savaşmayı öğrendik. Ki bujiktir. Rus milletin özelliği köylü millettir. Soğukturlar yapıları gereği, coğrafyaları gereği. Tatar Türklerinden, işte dönemin Kazak Türklerinden yenile yenile savaşmayı öğreniyorlar. Ve intikamcı da bir millet. Yani çok soğukkanlılar, size o an tepkisini göstermiyor. Bekliyor. Zamanını bekliyor. Sizden öğreniyor. Zamanı geldiği zaman da gözü hiçbir şeyi görmüyor. Dümdüz ediyor. Evet. Öyle bir özelliği var Rusların. Şimdi Kafkaslara da gelince tabii burada Oğuz Türklerinden tutun. Çeşitli işte kardeş milletler burada. Kuzey Kafkasya'dan Güney Kafkasya'ya kadar. Tipik özellikleri de savaşçıdırlar. Dağlık bölge olduğu için orada o coğrafyaya
ayak uydurmak için çetin şartlarda yetişmiş. Karakterleri de sert, mizaçları da sert. İşte Abazya bölgesi var, Kaşgar Türkleri var, efendime söyleyeyim Çerkezler var, Çeçenler var, Türk milleti var, Oğuz Türkleri daha çok tabii bu bölgede. Ya hocam aslında onda bir ekleme yapmak isterim. Gene siz buradayken hazır sormuş da olayım, sesli düşünüyor olayım. Yani şimdi biz Etrükslerden bahsedince işte daha sonra işte Sakalar, İskitler dönemlerine baktığımızda aslında Kafkasya'daki birçok milletin bu uygarlıkların torunları olduğunu ama boy yapısı ve dağlık yapı dolayısıyla ayrıştığını ve öz kültürlerini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bravo. Aynen öyle, aynen öyle. Ön Türkler dediğimiz İskitler, Sakalar, hatta Barbar Konak, Kimer, Likonan dedikleri o çizgi kahraman aslında gerçekte yaşamış bir karakterdir. Evet. Barbar denince de ne yazık ki gerek Çin olsun gerek Avrupa olsun ilk akla gelen, onların aklına gelen Türkler. Ancak şu bir parantez açayım. Arnold Toynbee malumunuz İngiliz büyük istihbaratçı ve dünya tarihçileri arasında ilk üçe girecek tarihçiler arasındadır. Kendisi de Türk milletiyle çok yakından alakadar olmuştur. Zorunlu olarak. Zorunlu olarak. daha Teğmenli döneminde kıymetli izleyenler ve sayın hocam. Lord James Bryce'la kendisi o zaman binbaşı yanılmıyorsam bu Birinci Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştirmek için İngiliz istihbarat servisi emir veriyor ki kendisi de Oxford'da tarih kürsü Bizans döneminin işte Yunan tarihi başkanı, kürsü başkanı bir propaganda kitabı yazacaksınız diyor. Blue Book, mavi kitap. Bunu hiç unutmayın. İşte iki tane kaynak vardı bugün Ermeni diasporasının. Biraz konudan konuya geçmiş gibi. Yok yok hocam çok güzel bir konu. Blue Book, mavi kitap. Lord James Bryce ve Arnold Toynbee'nin topladığı sözüm ona tamamen hayal ürünü olan, tamamen uydurma 10 binden fazla telgraf ve mektubun Amerika Birleşik Devletleri'ne dönemin başkanı Wilson'a ve Amerikan kamuoyunda bir işte Türkler Ermenileri katlediyor, Türkler böyle barbar, işte Türkler şöyle cani diye bir propaganda yaparak, kamuoyu oluşturarak Amerika'yı savaşın içine çekmeye çalışıyorlar. Ki hatırlayın 1917'ye kadar hatta 1914'te savaş başladığında İngiliz ve Fransız komutanlar yetkililer ne demişti? Noel'de yani savaşta Ağustos sonu, Ağustos'ta ve Eylül'de başladı. Noel'de evde oluruz dedi. Yani birkaç ay sonra. Noel'den kastım işte 24-25 Aralık. Onların dini bayramı. Ancak Noel'de evde olamadılar. Hayaller ve hayaller. Evet, hayatlar birbirine karıştı. Evde olanlar ne oldu? İşte Çanakkale'de, efendime söyleyeyim Kutulamare'de, diğer münferit cephelerde tabutlarla döndüler. Balkan Harbi'ndeki yenilgiyi yaşayacaklarını sandı. Avrupa Türklerin birkaç ayda sökülürler sandı ama tek son yurdumuz ta Göbekli Tepe'den Sümerlilerden Etrükslerden kalma vatanımız Anadolu'yu bırakmadı bizim atalarımız. Allah hepsinden razı olsun ve savaşın gidişatı değişiyordu. Amerika işin içine girince dengeler değişti. Dengeler ne yazık ki değişti. 1917'de savaşa dahil oldu. Biz tabii cephelerde savaşmadık ama Avrupa cephesinde muazzam bir etkileri oldu maddi olarak. Ve yavaş yavaş dünya sahnesine çıktı. Şuna geleceğim. Ermeni diasporasında işte bir dahaki programlarda sözümüz olsun bunu özellikle yapalım Sayın Hocam. Çıkış kaynağı bir Blue Book'tür. İki Morgenthau'nun işte büyükelçilik yapmış azılı bir Türk düşmanıdır. Onun uydurma eserleridir. Daha sonra Arnold Toynbee tarih hocası 1921'de İnönü Muharebelerini izliyor. Orada gazeteci kılığında not alıyor. Ve Bilecik, Kütahya ve bu bizim işte o bölgelerde Kuzey Ege'deki Yunan mezalimini görünce işin rengi değişiyor. Adamın insancıl yanı ortaya çıkıyor. Demek ki böyle değilmiş diyor. Ve Türklere bir sempati duyuyor ama eninde sonunda İngiliz istihbaratının elemanı ve İngiliz vatandaşı olduğu için bu kitabı yazmak zorunda kalıyor. Daha sonra itiraf da ediyor. Atatürk'te de 3-4 kez, 3 kez yanılmıyorsam görüşüyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Türkiye Tarihi diye kitabı var. Milliyet Yayınları yayınlamıştı. 1973 baskısında var. Orada bir dahaki programı size sayfa da söyleyebilirim. Barbara geleceğim, konuyu buraya bağlayacağım. Diyor ki bizim batılı yani kendi tarih yazımımızın aksine diyor. Step Bozkır kültürü diyor barbar bir kültür değildir diyor tam aksine. Neden değildir? Çünkü o dönemin şartlarında milattan önce işte 300-400 ve milattan sonraki o barbar dönemde yani dünyanın hastalıklar var, savaşlar var. Yüz binlerce insanı, kadın, çoluk, çocuk binlerce kilometre bir yerden
topluca alıp göç ettirmek, oraya devlet kurmak, getirmek barbar bir kavmin ya da cahil bir kavmin yapacağı iş barbar değil. Barbar kavmin işi olmaz. İşi nüfusu olmaz. Taşımakla. Taşımak. Tabii nüfusu yok etmek de olur. Bir barbar varsa o da Çin'dir. Yani dönemin Çin İmparatorluğu. Yani bunu, bunu mesela işte İskandinav hani derler ya İskandinav. Şimdi mesela niye biz Anglo-Sakson diyoruz? Evet. Sakson kısmı nereden geldi? Adamlar çünkü kayıkları atlıyorlar. Evet. Gidiyorlar. Şimdi aynı şekilde ırmak boyunda da gidip ırmağın yanındaki köylere denk geldikçe oraları yağmalıyorlar. Yağmalıyorlar. 2-3 kişi bırakıyorlar başında. Evet. 2-3 erkek bırakıyorlar. Evet. Oranın erkek nüfusunu da oluşturmuş oluyorlar. Aşağıya doğru gidiyorlar. Yağma yapıyorlar. Yağma alanını genişletiyorlar. Evet. Şimdi yağma diyeceksek bugün dünyanın en medeni, müreffeh, aslında benim de sıklıkla örnek gösterdiğim, çünkü gerçekten bütün dünyadaki indekslerde evet. en başta olan İskandinav ülkeleri barbarlığın tanımını yapmış ülkelerdir. Kitabını yazmış. Kitabını tabii. yazmışlardır. Yani. Doğru diyorsunuz. 10. yüzyılda hatta Grönland'dan Kanada'ya geliyorlar. Hı hı. Yani Amerika'yı keşfeden de onlar. Tabii yani, canım. Tabii bilinen on, binli yıllarda ve burada taş üstünde taş bırakmıyorlar. Yani ha. önüne ne gelirse yıkıp yakıyorlar. Hı hı. Hocamızın da dediği gibi barbar demek yakıp yıkan demek. Ancak şunu söyleyeyim. Bir 16'dan fazla imparatorluk kurmuş, 100'den fazla devlet kurmuş bir millet nasıl barbar olabilir ki? Barbarlar devlet kuramaz bir kere. Yani öyle bir derdi olmaz. Aklı mantığa ters ve bunu Arnold Toynbee söylüyor. Bu o kadar muazzam ve ileri bir kültür ki diyor çağına göre. Tekerleği bulmuş, demiri yumuşatmayı bilmiş, silah yapmış. Efendime söyleyeyim, ulaklığı, istihbarat. İlk istihbarat örgütünü Türkler evet. kurmuş, haberleşmeyi kurmuş ve muazzam bir teşkilat var Türklerde. Ve ne yapıyor? Devlet kuruyor gittiği yere. Ekip biçiyor, hayvancılık var ve şey de değil Türk milleti, hani sanılanın aksine biz efendim göçebeydik durmuyorduk. Hayır, biz yarı göçebeydik. Yani dönemin şartlarına göre, çünkü etrafınız düşmanlarla çevrili. Çin gibi bir imparatorluk var. Efendim mesela etrafında yine Tibetler var, başka unsurlar var. Batıya doğru geldikçe Persler çıkıyor, Doğu Roma çıkıyor, başka unsurlar çıkıyor. Bunlarla mücadele halindesiniz ve devlet kuruyorsunuz. Bu akla ve mantığa sığmıyor. Yani barbar kelimesini ben kabul etmiyorum. Bir de hatta şunu da ekleyelim hocam. Yani Köktürk tarihini incelediğiniz evet. zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her daim hızdan yana kurguya inanmış bir yapı olduğunu tabii, görüyoruz. Tabii. Yani modern ordular aslında yok etme kuvveti çok yüksek olsa da hız açısından evet. birkaç, bir iki ülke hariç evet. oldukça düşük potansiyele sahip. Doğru. Bu hızla hareket ederken ve hızla bir araya gelip hızı da alma noktasında böyle bir yapı yüzyıllarca başarıyla uygulanmış evet. aslında o coğrafyada. Bugün de öyle. Çinliler de hep bundan çekmiş tabii, aslında. Tabii. Çinlileri pres altında tutmanın en iyi metodolojisi bu olduğu tabii. için buradan ileriye gidilmemiş. Yani Çin Seddi'ni yaptıran düşünce bu düşüncedir. Tabii. Bravo. Çok doğru yere değindiniz. Şimdi Çin muazzam bir nüfus. O zaman da evet. dünyanın en kalabalık nüfusu. Şimdi yine tekrar ediyorum. Yani barbar insan ahmak insandır. Çok özür dilerim. Kaba saba, aklı bir şeye çalışmayan, aklıyla bir şeyi beceremeyen insan kaba kuvvete başvurur. Öyle değil mi? Ve Türk milleti de ne yapıyor? Nüfus az, düşman çok. O zaman ne yapacağım? Ben bir takım taktikler geliştireceğim. Akıllı yoluyla. Dediğiniz gibi Meta'nın ordusunda ve Çin kaynaklarına bakıyorsunuz. Atilla'nın ordusunda da Avrupa kaynaklarında nereden geldiği belli olmayan böyle yıldırım gibi, hızar gibi işte bir ağacın arkasından, bir taşın arkasından bir oradan sağdan soldan hücum eden süvari birlikleri çıkıyordu diyor. Ve baktığınızda hani bir avuç asker. Karşıda hantal ordular. İşte ne yazık ki biz bu çok önemli, bakın çok önemli bu dediğiniz Barış Hocam. Tekrardan teşekkür ediyorum size. Kıymetli gençler, bu çok önemli. Bizim ordularımız 17. 18. yüzyılda hantallaşmaya başladığı için biz o ata yurtlarını maalesef felaketler içinde terk etmek zorunda kaldık. İzlemek zorunda kaldık. Tekrardan özür diliyorum. Bir kaynak daha sunacağım size. Niyazi Berkes hocamızın kitabıydı yanılmıyorsam ya da Kerim Berkay hocanın kitabıydı. Osmanlı'nın çöküşüyle alakalı. Hı hı. Orada Ruslara yeniliyoruz malumunuz. Hı hı. Ruslarla 13 büyük savaşımız var. 80 bin kişilik ordu, 5-10 bin kişilik Rus ordusu karşısında tutunamıyor Türk ordusu. Nedeni şu, uzun menzilli silahları var Rusların, teknoloji var. Bir paşamız da akıllı birisi
Diyor ki bizim de geometriyi ve bu takım şeyleri geliştirmemiz lazım. Ve o paşayla dalga geçiyorlar. Padişah'a şikayet ediyorlar. Yanılmıyorsam 18. yüzyılın başları olması hocam, lazım. Hocam o zaman ben şunu sorayım. Tabii. Bu dediğiniz 18. yüzyıl o zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni kökenli yurttaşlarını devleti teslim ettiği döneme geliyor. Döneme şimdi ben o arkadaşları kim olduklarını tahmin edebiliyorum. Yani evet. İstiyorsunuz o noktada şöyle yapalım mı? Yani Türk-Ermeni ilişkileri ne zaman başladı da o kadar iyi gitti de biz bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün yöneticiliklerinin hepsini, çoğunluğunu gayrimüslimlere ya da Türk olmayan ecnebilere verdik. Evet. Buradan devam edelim ama Ermeniler üzerinde isterseniz şimdi devam edelim hocam. Kıymetli. Şimdi şunu söyleyeyim, o paşamıza şunu bağlayayım oraya tabii geleceğim. Tabii buyurun. Diyorlar ki işte geometri çalışıyor. Paşaya bak delirdi diyorlar. Kağıtla kalemle çizgiyle diyor Rus'u yeneceğini sanıyor diyorlar. Ve adamı aforoz ediyorlar. Tabiri caizse. Tabii bizim dinimizde yok ama hani adamı... Hocam bir ekleme yapayım bu dediğinize. Şimdi uzun menzilli topunuz olduğu zaman, yani karşı tarafta uzun menzilli silah olduğu zaman bizim klasik bu yarım ay şeklinde, işte hilal şeklindeki saldırı durumumuz, taktiğimiz işe yaramıyor. Bir, ikincisi yüzyıllardır değiştirilmemiş, karşı taraf biliyor. İkincisi uzun menzilli silahlarını kanatları vurmak için kullanıyorlar. Tabii. Çünkü öncelikle merkezin değil kanatların saracağını biliyorlar. Tabii. Şimdi kanatlar kapatamayınca merkez zaten açıkta kalıyor. Ve hantallaşmış. Hantallaşmış. Daha sonra imha alıyor. Moral de bozuluyor. Bakın ben ispat edemem ama eminim. Evet. O dönemde yenilmemiz için de stratejilerin değişmemesi için de çalışanlar mutlaka çıkmıştır. Çıkmıştır. Elbette çıkmıştır. Mutlaka çıkmıştır. Çıkmıştır. Şimdi Barış Hocanız çok önemli bir yere değindi. Ankara Savaşı. Bakın buna örnek. Tarih orada etüt duruyor. Timur da Türk'tü. Timur da Turan taktiğini biliyordu. Evet. Ve Yıldırım Bayezid, işte adı lakabı Yıldırım'dır. Yıldırım gibi, hızar gibi oradan oraya giriyor. Bir anda çıkıyor. Sol kanadını çökertiyor ilk başta Timur. Ve o Turan taktiğini bildiği için dediğiniz gibi o büyük filleriyle, çünkü o da bu taktiği uygulamış. O taktik ona işlemiyor. Daha kalabalık, daha böyle güçlü olduğu için kardeş kardeşi burada kırıyor. Evet. Hatta Sırplar da var o savaşta. Tabii. Onların bizim tarafımızda. Bizim tarafımızda devşirmeler. Daha sonra Yıldırım Bayezid. Hiç aklınıza gelir miydi? Size hiç anlatıldı mı? Ankara'da savaşan Sırplar. Evet. Hiç yani takipçilerimize soralım. Hatta yazsınlar. Yani siz hiç bunu duydunuz mu? Ama gerçek. Tabii üstünlük sağlamış hatta bir ara. Ancak işte o fillerin etkisiyle ve Turan taktiğini bildiği için ve daha fazla ordusu olduğu için ve bir de şu var. Çok önemli. Osmanlı ordusu içindeki Türkmen obaları da o akrabalarını görünce aynen bizim Alparslan'ın ordusu ve Roman Diyojen'in ordusunda olduğu gibi saf değiştiriyorlar. Tabii. Saf değiştiriyorlar. Hocam orada da şöyle bir şey var. Aslında sizin anlatacağınız şimdiki konuyla alakalı. Diyojen'in ordusundaki Türkler, Kıpçak Türkleri, Kıpçaklar para için orada. Tabii duruyor. Paralı asker. Parayı veren, parayı ödeyen onlara bakın Roman Diyojen değil. Evet. Araştırın. Evet. Bravo. O parayı Roman, yani savaşın sahibi görünen adam Roman Diyojen bir tarafın, parayı veren o değil. Evet. Bakın biz hala, bu benim şahsi fikrimdir, o gün Kıpçaklara, Türklere karşı savaşması için para veren o grupla savaşıyoruz. Evet. 1071'in önemi Türklerin Anadolu'ya falan girişi değildir değil. Bence. En son gelen kafile. Evet. Bunlar. Burada önemli olan şey bizim 1071'den beri hangi algıyla çatıştığımızdır. Aynen. Buna uyanabilirseniz birçok inandığınız şeyin aslında tabii daha farklı olacak. Olduğunu görebilirsiniz. Aynen. Hocam. Kadim Türk tarihi hocanızın da dediği gibi 1071'de başlamaz. Hiç alakası yok. İngilizlerin, Fransızların tarihi binlerde başlar. Kıymetli gençler. Evet. Onlar millet olamamıştır. Bilge Kağan'a bakın. Ne diyor? Milletim için uyumadım, durmadım, çalıştım, gece gündüz çalıştım diyor. Ve ne diyor? Bakın bu Bengü taşlarda düşman çok diye korkmadık, çadırlarına girdik, mızrakladık diyor. Bakın hep düşman fazla. Elinize sağlık. Biz azız. Şeye gelelim Ermenilere. Şimdi Ermenilerin kökeni ise Sayın Barış Hocam. Bunlar Nordik Alpin. Aslında Balkanlardan göç etme. Hı hı. Orada da bunlar katliama uğruyor Ermeniler. Ve işte bugünkü Urartu topraklarına, bu işte Doğu Anadolu, Kafkaslara serpiliyorlar. Ama nüfusları az.
hep az olmuş. Yani çok kalabalık nüfusları yok. Hayk da deniyor bunlara. Hayk denir kendi dillerinde. Sürekli horlanmışlar. Ta ki Türkler gelene kadar. Kim hor görmüş bunları? Büyük İskender. Kim hor görmüş? Sezar. Milattan sonra 1. yüzyılda. Çok uzun hikayeleri var değil mi hocam? Katlediyorlar. Yani hatta Ermenilere batının sahip çıkmasının sebebi de şu. İlk Hristiyanlar olduğu için bunlara sahip çıkıyorlar. Hocam burada lafınızı unutmayın. Tabii. Bir şey eklemem lazım. Şimdi benim bazı videolarımın altına genelde şöyle şey yazıyor. Ben işte İran Türk'üyüm deyip İran'ı savunan. Yok işte ben şöyleyim böyleyim deyip hep Azerbaycan'ın haklarını gasp etme niyetinde yazı yazanlar var. Evet. Hocam, beyler, bayanlar, yani siz onu yazdığınızda biz gerçeği anlayabiliyoruz. Bakın gerçek tarihiniz bu. Evet, yani üzeri örtülmüş kimliklerin altında aslında Türklere düşmanlık yapmak size fayda sağlamaz. Aynen öyle. Aynen. Yani Türkler hala doğrultudan ayrılmamak için çok çaba sarf eden bir devlet ve millet. Evet. Bunu iyi algılayıp bunu kullanmak lazım. Evet. Buyurun hocam.